Muhammed Kutup üstadımızla, Allah ona da şifalar versin, yaşlı ve bitkin halde şimdi, bir kitabını tercüme etmiştim. Tercümeyi göstermek ve bazı istişareler yapmak için evine gittiğimde baktım televizyon falan yok. Çocuğu da vardı, küçük çocuğu da vardı. Üstad, televizyon haram diye mi evinize sokmuyorsunuz dedim. Suudi Arabistan'da, Mekke'de yaşıyordu ki televizyon bizim bildiğimiz televizyonlardan daha iyi görüntüsü olan bir televizyon. İşte Harem-i Şerif'ten namazlar yayınlanıyor, öyle fırsatlar var. Vallahi ben bir şeyin haram helal olduğunu tayin edecek birisi değilim. Fıkıhtan anlamam dedi ama televizyonu bana istediğini veriyor. Ben ona şunu ver diyemiyorum diye evime sokmuyorum dedi. Erkekliğime yakıştıramıyorum eve televizyon sokmayı dedi. Ben şunu alacağım diye bir kitabın sayfasından bir bilgi aldığım gibi televizyondan bir şey alamıyorum. Kanalları seçiyorum ama hangi kanalı açarsam o ne istiyorsa onu veriyor bana. Ben istediğimi alamıyorum. Sadece bir kanal seçebiliyorum. Seçtiğim yerde yine hürriyetim yok diye bir yorum yapmış. Bunu zihnime not etmiştim. Yani benim irademe ipotek koyan bir nesne olarak televizyonu terk etme başarım bile bir hicret türü. O bile bir hicrettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı, imanı bize tarif ettiği hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Müslüman insanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Muhacir, Allah'ın haramlarını terk eden insandır.